değerli izleyiciler, güreşe dair programını bugün Konya'da açıyoruz. Selçuklu Belediyesi'nin kapalı salonu görülmeye değer. Biz de zaten bu salonu önce size göstereceğiz ama 1. Lig'in gerek Grekoromen'de gerek de Serbest'te kulüpler arası müsabakaları burada yapılıyor. Ve biz 2. günde Konya'ya geldik. Günübirlik çalışıp bugün Serbest'teki çalışmaları sonuçlarına beraber güzel görüntüleri sizlere aktaracağız. Biliyorsunuz veteranlarda gerek Grekoromen'de gerek Serbest'te. Ama Serbest dendiği zaman Arnavutluk Tiran'da 12 tane altın madalya getiren ve madalyalara yani doyamayan bir güreş takım kafilesi vardı ve onların içerisinde Nuri Zengin 96 kiloda bugün PTT Spor Kulübü adına işte bu salonda mindere çıktı. Veteranlarda Tiran'da şampiyon olmasına rağmen, altın madalya Türkiye getirmesine rağmen PTT Spor adına da bugün büyük başarılara işte bu salonda mindere terini akıtıyor ve şu an yanımda dünya şampiyonu 2011 veteranlarda 96 kiloda, yanılmıyorsam 96 kilo değil mi Nuri? Evet, şu an Nuri Zengin var. Nuri, öncelikle merhaba. Tiran adına seni kutluyorum. Önce Tiran'ı konuşalım. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz veteranlar büyükler kategorisinde yapılıyor. Ustalar diye nitelendiriliyor. 35 ve üzeri 70 yaşta da dahil etti bu sene. 35, 40, 41, 45, 46, 50, 51, 55, 56, 60, 61, 65 ve 66, 70 yaş gruplarını kapsıyor. Bu yıl Tiran'da 97 kilogramda 35, 40 yaş grubunda da ben dünya şampiyonu oldum. Ama hani ustalar gerçekten usta. Çünkü ben hala müsabık olmama rağmen her hafta sonra bildiğiniz gibi yağ güreşte de 40'ına baş bedenden da birisiyim. Her hafta antrenmanlı olmamıza rağmen bize çok yoğun ve sıkı maçlar yaptım. 1-0, 1-0 bütün maçlar genelde öyle bitti. Yorucuydu, zorluydu. Bir de 32 saatlik bir otobüs yolculuğu, o daha da yorucuydu. Dönüşte yine bir 32 saat. 4 gün uykusuz geçirdik ve akabinde geçeğin kuruldu bizim PTT Spor Kulübü. İkincinin de 1. Lig'e, Süper Lig'e çıktığı zaman ben yoktum. O dönemde Tedaş Spor Kulübü'nde görüşüyordum. Daha sonradan bu yıl Ankara Gölbaşı'nda öğretmenliğe başladık ve PTT Spor Kulübü'ne transfer olduk. Normalde burası da gerçekten çok yorulmuştuk. Güreşmemem gereken bir müsabakaydı ama genel müdürümüzün bize de büyük emeği var, Osman Turan. Allah ondan razı olsun. O bize desteklediği sürece biz zaten kanımızın son damlasına kadar onun yanında kulübümüz, kurumumuz adına en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Sen nefeslenirken ben bir soru daha soracağım. Tabii Osman Tural dendiği zaman 25-30 özellikle Ekim içerisinde Sinan Erdem'de muhteşem bir dünya WTM kadınlar tenis şampiyonası var ve Sayın Tural da biliyorsun As Başkan Ayda Uluş'la beraber Tenis Federasyonu'nda. Peki özellikle PTT Spor'un bugünkü şampiyonada 1. Lig müsabakalarında tabii bir diğer ismi de playoff. Takım olarak şu ana kadar neler yaşandı, performansı nasıl değerli Zengin? Vallahi biz buradan öncelikle şunu söyleyeyim, çok güçlü bir gruba düştük. Yani Ankara Aski Spor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor zaten Süper Lig'de her zaman 1-2 oynayan takım yıllardır. Bunların arasına düşmemiz bizim adımıza bir talihsizlikti. Ama dün herkes gördü ki bütün güreş kamuoyu bize tebrik etti. Teşekkür ederim. Çünkü bunlara karşı gerçekten kana kan, dişe diş mücadele verdik. Çünkü bu kulüpler destekleyen başta belediye başkanlarına da teşekkür ederim. Çünkü trilyonlu kulüpler. Bizlerin en az 10 katı bütçesi olan kulüpler. Ama biz buna rağmen bunlarla kora kora mücadele ettik. Kendim ve takım arkadaşlarım tebrik ediyorum. Bu konuda çünkü bütün kamuoyunda, camianda takdirini topladık. Peki son olarak güreşe dair programını seyrediyor musun ve programın şu ana kadar içerisinde, içeriğinde senin hoşuna giden, gitmeyen biraz eleştiri yapar mısın güreşe dair ile alakalı? Nasıl bir program? Valla güreşe dair programı, güreşin tabzını dakika dakika, saniye saniye takip ediyor. Bugüne kadar olumsuz bir yanını görmedik. Sadece ve eleştirmem gereken tek bir yanı, daha fazla ilgi istiyoruz, daha fazla alaka istiyoruz. Çünkü TRT Genel Müdürü de Tek Rumeli TV'de bu şeyleri, güreş programını son zamanda
bayağı bir takip etmeye başladı güreşte. Kanallarında yer vermeye başladı. Tek Rumeli'ye de bu konuda teşekkür ediyorum. Çünkü bize destekliyor, sonuna kadar yanımızda. Özellikle de yaz boyu yağlı güreşte hiçbir hafta yanımızdan ayrılmadı. Her hafta beraberdik. Türkiye'nin her yerinde, dağında, bayında, ovasında, büyükşehirinde. Teşekkür ediyorum kendilerine. Nuri Zengin'e daha büyük şampiyonluklar diliyoruz. Yolun açık olsun değerli şampiyonum. Allah razı olsun, sağ olun. Bundan sonraki hedefim, hani 50-60 yaşına geldiğimiz zaman bir cemiyette konuşulduğu zaman Nuri Zengin neyin var derlerse inşallah 20 kere 25 kere veteranlarda dünya şampiyonu oldum demek istiyorum. Bu saatten sonra veteranlara devam Allah izin verirse. Değerleri burada. Mehmet Ayhan çok uzun yıllar hizmet verdi. Bugün de destek veriyor. Onlar camianın görev alsın almasın. Her zaman kurmayları, her zaman değerleri. Sayın Ayhan merhaba. Merhabalar, kolay gelsin. Ben size bu yayınınızdan dolayı, bu güreşe ilginizden dolayı her zaman teşekkür ettim diyor. Bir daha teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hakikaten devamlı güreşin ve amatör sporun yanındasınız. Bundan dolayı da sizi tebrik ediyorum. Şimdi yanımızda Tiran şampiyonu var veteranlarda, evet. Ve bugün de hocalık görevini yapıyor. Neler söyleyeceğim? Biraz şu sporcuyu senin ağzından tanıyalım. Kimdir bu arkadaş? Şimdi Aydın Halimoğlu, ben yıllarca biliyorsun 17 ila milli takım, 22 yılda Ordu milli takımının sorumluluğunu yaptım, antrenörlüğünü yaptım. Burada Aydın Halimoğlu ile bizim bir anımız var, güzel bir anımız. Biliyorsunuz askerlik 16 ay. Askerlik süresince Aydın Halimoğlu bizim yanımızdaydı. Şimdi Aydın da askerlikte biliyorsun bir karavana olay vardır. Karavanın sorumlusu da Aydın'dı. Etlerin sorumlusu. Burada askerliği bitmiş Aydın Halimoğlu'nun. Dedim ki ya bir Aydın Halimoğlu'nu tekrar gördüm askeriyenin içinde. Sordum, Aydın Halimoğlu burada ne geliyor? Misafir mi geldi? Ya hocam dediler, Aydın Halimoğlu gitmedi ki. Askerliği bittikten sonra 15 gün devam ediyor askerliği. Ya bunu çağırdım. Aydın ne yapıyor? Hocam dedi, burada yemek bol dedi. İdmanda var. Salonda temiz. Yatmada var. Ben dışarı niye gideyim dedi. Aydın dedim, git oğlum ailenin yanına. 15 gün sonra böylelikle göndermiş olduk Aydın'ı. Aydın da hakikaten bu güreşe emek vermiş. Güreşte şampiyon olan arkadaşlarına, abilerine her zaman yardımcı olmuştur. Antrenman vermiştir. Ben Nuri'yi de Aydın'ı da tebrik ediyorum. Bu yaşta bu işte heyecanlılar, bu işte emekleri var. Onun için ben kardeşlerimi tebrik ediyorum. Evet. Bu bir özveridir. Özveri de ne yapıyorlar? Bunlar zamanından, zemininden, işinden, ortamından ayırıyorlar. Güreşe zaman veriyorlar. Güreşte de gittiler. Veteranlar da dünya şampiyonu. Ben ikisini, ben ikisini de tebrik ediyorum. Diğer şampiyon olan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bu iş öyle mindere çıkmak her baba yiğidin işi değildir. Şimdi belli bir yaştan sonra insan bu işten kopması, yani tekrar başlaması çok zordu. Ben arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Evet. Aydın Halimoğlu'nun bu yıl planla yendiği Rus rakibi, iddia ediyorum büyüklerde dünya şampiyonluğuna aday bir sporcu. Gerçekten çok güçlüydü. Ama Rus'un tabi caizse ayaklarını söktü. 8 etti, pop attı, bıraktı vallahi. 6-0, 6-0 yenerek şampiyon oldu. Hak etti yani. Evet Aydın. Ya bir anda gaza geldik, o anda nasıl yaptık biz de anlamadık. Şunu bir daha yapamam belki de, bilmiyorum. Şahsen Ömer Hoca'dan çekildim, yapmaya belim acıdı yani. Nasıl yapmışım ben de şaştım. Halimoğlu ortam nasıldı? Gerçekten birinden fazla 12 adet altın ve bronzlar var. Ya hocam ben şunu anladım, birlik ve beraberlikte Türk işi bu işi yapıyor. Bir ekip bir şeydi, çok yardımcı oldu arkadaşlarım. Koca ustalarım beni çok gaza getirdi. İyisin kötüsün yani, ben de anlamadım. Bir rüya gibiydi. Hani büyük madalya alındı, çok madalya alındı. Bir gazının dünya şampiyonluğu gelmiş, o da güzel bir şey tabii. Sözden orayı mı diyoruz? Ben o kadar iyi olduğunu da bilmiyordum. Tabii şampiyonlar içinde neler söyleyeceksin? Seni bir anlat bakalım, kendinden bahset, kendini tanı. Ben Hakan Parlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde güreşiyorum. Aydın Halimoğlu bizim antrenörlüğümüzü yapıyor, hocalığımızı yapıyor. Gerekirse bütün kulüp arkadaşlarımıza çok yardımcı oluyor. Biz de tabii ki çok bir büyük bir grup. Aydın Halimoğlu dünya şampiyonu ile birlikte çalışıyoruz. Aydın abi çok teknik bir sporcu. Gerçekten Türk sporuna çok ihtiyacı
olan bir sporcu. Bunun gibi insanların kaybolmaması gerekiyor. Biz Türk sporunun ihtiyacı olan bir sporcu değil mi? Türk sporuna değil. Bir onu bir düzeltelim. Türk sporunun ihtiyacı olan bir sporcu yani. Çok iyi gelecekte veya da küçük nesillere, alttan büyüyen nesillere çok yardımcı olacağına inanıyorum ben. Evet. Tabii güreşe dairden siz bu güzel görüntüleri çok şanslısınız. İşte biz de Konya'ya çok erken saatlerde, bu cümle çok önemli, hep erken saatlerde yola çıkıyoruz. Erken çıkarsak yola, bu kadar güzellikleri size taşımanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olacağız. İşte Mehmet Ayan, işte Halimoğlu. Gerçekten Halimoğullarının her zaman Türk güreşinin böyle değerlere ihtiyacı var. İnşallah onlar da olması gereken yerlerde olur diyoruz. Zira Türk güreşinin kazanması gerekiyor efendim. Ceren biliyorsunuz milli takımlarda çok uzun yıllar hizmet verdi. Şu an Tokat Özel İdare Spor Kulübü'nün başında Türk güreşine hizmet veriyor. Ve Konya'dayız. Hocam neler söyleyeceksin? Nasıl geçiyor müsabakalar? Tabii şu anda gerçekten böyle liglerde bizim ihtiyacımız var. Türk güreşinin ihtiyacı var. Siz de görüyorsunuz. Gerçekten şu anda çok güzel geçiyor müsabakalar. Ama yetersiz. Yani lig maçları ben her zaman söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Bir yıl boyunca devam etmeli. Şu andaki güreşteki en büyük sıkıntı Mehmet Bey bu. Bak şurada çocuklar kendilerini deniyorlar, tecrübe ediyorlar. Kulüplerde bir kaynaşma oluyor, bir canlılık oluyor. İnşallah ben kesinlikle bu liglerin devam ederse Türk güreşinin daha da güzel başarı alacağına inanıyorum. Tokat'ta hizmet ediyorum. Bu zamana kadar Tokat'ıma ben güreşe hizmet edemedim. Tokat'tayım şu anda. İnşallah Tokat'taki güreşi bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Allah'ın izniyle de gelecek inşallah sizlerin de desteğiyle. Hayırlısı diyorum demek. Hocam tabii sizi özledi güreşe dair güreş severleri. Buradan tüm Türkiye'ye özellikle Tokat adına yapılan yeni yapılanmada Tokat'ın güreşi adına neler söylemek istersiniz? İnşallah Tokat biliyorsunuz güreşçi yatağı. Bu kulübün de orada olması çok büyük bir avantaj. Eğitim merkezimiz var. Şu anda eğitim merkezimizin de bizim kulübün Tokat Özel İdare Güreş Kulübü'nün koordine çalıştığı bir durum var. Orada yetişen çocuklarımızı direkt bizim özel idare güreş kulübüne geçiriyoruz. Güreşçi yatağı neden olmasın? İyi çalışıp eski Hüseyin Akbaşları, Ali Rıza Alanları, Mehmet Uzunları niye çıkarmayalım? İnşallah bize güvensinler, bize dua etsinler. Biz izlemeye devam etsinler diye bir şey. Tokat'a selam, kolay gelsin. Ben size özellikle teşekkür ediyorum. Tek Rumeli kanalına. Bak şurada bakıyorum. Koca bir güreş, birinci güreşlikleri oluyor. Hiçbir kanal yok. Özellikle bu özverinize sizlere ve Tek Rumeli kanalına çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Güreşe dair seyrediyor musunuz? Tabii hiç kaçırmıyorum. Gerçekten takdirle izliyorum. İnşallah sizleri de bu bahaneler...